Robert ha. De Niro'nun bir haberi var ya şimdi, e, hatta direkt geçelim istersen geçelim. ama dur dur geçmeyelim. geçmeyelim. Kibariye ile ilgili bir haber var. Aa, Robert evet. De Niro dediğimin neden dediğimi birazdan anlayacaksınız. Ama önce e, yeni bir haber var, flash bir haber var. Dün gerçekleşti bildiğimiz kadarıyla çünkü sosyal medyada da, e, yazılı bir görsel basında da görmeye başladık. Her şeyden önce kibariye geçmiş olsun. Çok geçmiş Sahnede olsun. bir trafik kazası yaşamış. Neden trafik kazası dediğimizi bir anlatmak adına videoyu paylaşalım. <laughs> Görüntü çok bu, kötü, görüntü çok bu. Kötü. Tekrar söylüyorum. Çok çok geçmiş olsun ki boşumuza. Oldu. Gördüğünüz gibi bir hayranı sahneye atlıyor. Güvenlik, hey. bodyguard ne derseniz deyin. Onu korumaya çalışırken yani kibariyi o e, ne diyeyim hayrandan kurtarmaya çalışırken galiba bizim gördüğümüz kadarıyla bir trafik kazası ve CS. galiba bodyguard itiyor kibariyeyi yanlışlıkla. De, bir de şey çok kötü yani böyle düştüğünü hissettiğin anda pozisyon alırsın ya kendini korumak Bravo, için. Bravo bu boşluğa. Çok kötü oluyor böyle... Kendini hiç kollayamadan, planlayamadan bodozama düştü kadın. İnşallah bir şey yoktur. İnşallah. Ay i̇nşallah. Bu arada Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Bizim kıymetlimiz olduğu için kibariye. Dedi ki müşahede altında ama herhangi bir durum, İyi, yani kötü şükür. bir durum söz konusu değil. Tekrar ona, sevgili eşi Ali'ye acil mevni, şifalar. Bizlere, evet hepimize geçmiş olsun. Evet. Şimdi Robert De Niro neden dedim. Evet hadi bakalım. Çünkü insan zamanının azaldığını düşündüğü zaman 79 yaşındayken bir bebek sahibi daha olmaz diye düşündüm. Tekrar baba oldu çünkü. Nasıl bir şey peki? Ben böyle düşündüğüm için Robert Dinner ödemedim Jack Nicholson dedim. 6 tane çocuğum var zaten. Doğru. Kesmemiş mi? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Para çok. Ondan zaten. Belki. Nasıl olmuş olabilir ya 79 yaşındaki bir adam? <laughs> Var mı daha önce böyle örnekleri? Biyolojik olarak anladığımı soruyorsun. Biyolojik Ne bileyim abi yani. yani. Normaldir herhalde. Normal yollarda da hala olabilir. E, kadınların üremesinin bir limiti var bildiğim kadarıyla. Doğal yollarla Doğal bir limiti yollarla, var. Evet. Biyolojik takvimlerinden ötürü. Hı hı. Ama erkeklere dair ben böyle bir bilgi bilmiyorum. Yani bu yaşta baba olan çok adam var. Yani, yani şu... ben, var mı işte şey değil. onu Sperm Kalitesine, sayısına bağlı olarak var. 79 var. yaşında. Daha önce e, örneklerimiz var. Bu adam yani iyi Anatomi olarak, anatomi, toni, ay, anatomi olarak. Dur bir es ver ki rahat bağlasınlar. <laughs> anatomi olarak hissedemiyorsun ya böyle bir şeyi. Bak, Mesela baktığın zaman dede yaşında. E, tabii çok. dede yaşında. Yüzde yüz dede yaşında. Yani öyle. Evet. Ki bak en, en büyük çocuğu 51 yaşında. Şimdi ilk evliliğine ben doğduğumda yani 1976 ile 1980 yılları arasında yapmış. Hı -hı. 4 yıl. 1997-2018 yıllarında da bir evlilik daha var. Buradan zaten toplam bir altı çocuk gelmiş. Evet. Tamam. Şimdi evli mi değil mi? Değil. Onu da söyleyelim. Yani annesi hakkında sorulan soruları çünkü cevapsız bırakıyor. Ben evliyim falan demiyor. Annenin kim olduğunu bilmiyoruz. Ama şansa ve My Father filminin tanıtımında Hı -hı. yeni filmidir bu arada Hı -hı. oyuncuya soruyorlar ve benim bir bebeğim oldu diyor. A, tesadüfen yedinci bebeği. Söylüyor, evet. ya yedinci çocuğu tesadüfen söylüyor. Sakladığı için de bilmiyor tabii. Hayır. Orada Acaba... paparaziler bilmiyorum böyle yatıyorlar mı kalkıyorlar mı hala ünlülerin kapısında ama. Acaba tek rakam totemi mi var? <laughs> bir şey yakalayacak Niye olduğunu merak ediyorsun Evet neden değil mi? yani 79 yaşında? Yani, yani... Ya 6 tane çocuğu varken bir adamın bir de bahsettiğimiz adam da sıradan bir adam değil. Haklısın. Şimdi şöyle olabilir. O değil de kadın istemiş olabilir. Şimdi sen kendinden daha yaş yani küçük Hı -hı. yaşta bir hanımefendiyle beraberlik yaptığınız zaman e, kadın der ki kardeş... Benim bir biyolojik takvimim var. Ben çocuk istiyorum. Yani eğer beraber takılacaksak ben çocuk istiyorum, aile olmak istiyorum. O da evet demiş herhalde. Eğer takıldığı kadın gençse... Muhtemelen. E, o zaman hiç Ondan baba, genç olduğu kesin. Ondan genç olduğu kesin. Ise, o zaman hiç e, Robert'ı baba olarak düşünmemiş. Yani çünkü 79-80 yaşındaki bir insana çocuk doğuruyorsan ne kadar babalık faktörünü yerine getirebilirsin. An, enerji anlamında yapamaz. Ömür anlamında Ömür anlamında da zaten Allah'ın takdiri yapamaz. Yani takdiri ama. Yapamaz. Yani veli toplantılarına gittiğinde <laughs> tabii ki Robert De olduğu için çok hoş karşılanır ama dedesi evet. zannedilir. Yani. O e, onların bileceği iş tabii ki. Onların bileceği Ama iş. kesinlikle kadının da hani 40 yaşından sonra biraz biyolojik olarak zor e, çocuk yaptığını düşünürsek kesin kadın istemiştir. Kesin. Evet olabilir. Kesin. Haber Vallahi sana geçti mi? E geçti. Geçmesin yani, ya. Ne yapalım yani bebek gelmiş dünyaya Allah Allah ne yapalım şimdi ne çok istiyorsun? Enteresan yani 80 yaşındaki bir baba olması. Ay hayırlı olsun o ayrı da ben çocukları düşünüyorum o yüzden. E annesi var. E, Hadi yani bakalım. Çok, çok servet var ya sen korkma bir Yenidin şey olmaz. Yeni dünya bebeklerine bir şey olmaz. E, 51 gerçi. yaşında e, şeyi var evladı var o ona e, bakar. Ha, babalık yapar diyorsun. 6 e, tane daha çocuğu var bakarlar yani. Biliyor muyuz cinsiyetlerin diğerlerini kız erkek. Yok bilmiyorum. Ailemin. Hadi bildik diyelim ne yapacaksın? Merak etme, merak, merak etme. Hepsi yok, erkek değil. Acaba hepsi kızla Acun gibi bir erkek için mi uğraşıyor? Ha, iyi. Bak nereden girdin olaya. Erkeği bulma. Varmış, karışıkmış. Var yani. Her tamam, cinsten var. Nereden yakalasam tutmadı var. bu iş. Anladım, anladım. Yok. Hayırlı olsun <laughs> Hayırlı ya bize geçin. Ne diyeceğiz yani? Bir bebek gelmiş tamam. dünyaya. Ne diyeceğiz? Sadece duyurmak istedik size. <laughs>